Arkadaşlar ben Mert. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl internette bedava sunucu açılacağını göstereceğim. Sunucumuz sportlu olacak. İlk önce kütüphanemizden antrenöre sağ tıklayarak özellikler, ondan sonra yerel dosyalara göz at. Ondan sonra yerel dosyalara göz at dedikten sonra buraya antrenöre kısa yolunu oluşturacağız. Evet, oluşturduktan sonra İstediğimiz ismi koyabiliriz. İsterseniz ismini değiştirmeyebilirsiniz ama ben değiştirmeyi tercih ediyorum. Mesela roleplay server açacaksanız roleplay veya istediğiniz şey yazabilirsiniz. Sizin kararınız değiştirmeseniz de olur. Neyse, buradan buraya oluşturduğumuz kısa yola sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Ondan sonra burada en sona tırnak yoksa tırnak ekliyorsunuz. Ondan sonra boşluk bırakıyorsunuz. Size açıklama kısmında vereceğim yeri yapıştırıyorsunuz. Burayı server'ınızın ismi olacak. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz mesela. Diyelim ki mesela benim sunucumun ismi böyle olmasını istiyorum. Boşluk attıktan sonra yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. Sonra tamam diyoruz ve çıkıyoruz. Bir kere çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, çalıştırdıktan sonra Evet arkadaşlar, böyle şeyler geldikten sonra artık sunucunuzu kapatabilirsiniz. Shutdown yazarak kapatıyorsunuz. Zamanım. Evet, çıktım. Şimdi buradan service diye bir yer gelecek. Ondan sonra gördüğünüz gibi sunucumuz geldi. Sunucumuz geldikten sonra Rocket Mode kurulmayı öğreteceğim size. Rocket Mode ise Rocket Mode yazıyorsunuz. X zaten X'de çıkıyor. Ondan sonra buradan Rocket Mode 4 yazıyor. Rocket Mode 4'ü indiriyorsunuz. Kesinlikle Rocket 5 indirmeyin çünkü bazı pluginler Rocket 5'i desteklemiyor. O yüzden Rocket 4'ü kurmanızı öneririm. Burada iki tane dosya geliyor. Bu iki dosyayı antrenörde hiçbir yere denk gelmeyecek şekilde yapıyoruz. Ama benimkisi denk geliyor. Tamam, şimdi oldu. Böyle yapıştırdık. Evet, gördüğünüz gibi geçerli şeyler falan diyor. Bunu tüm geçerli öğeleri için yap diyorsun. Atla. Atla değil, pardon. Evet. Taşı ve değiştire basıyoruz. Yanlış şeylere bastım. Evet, tekrar sunucumuza bakıyoruz. Rocket'e yükledikten sonra. Buradan da ipconfig yazıyorsunuz. Buradaki varsayılan alan A geçtiğini gördüğünüz gibi 192.168.0.1 benimkisi. Size farklı olabilir. Evet, bu genelde eğer değiştirmediyseniz admin admin olarak kalıyor. Sizinkisi değişik olabilir. Ben şimdi buradan port açmam lazım. Benim port açma yerlerim farklı. Önce sileyim bunu. Sync'si de farklı olabilir. İnternette araştırabilirsiniz sizin modelinize göre. Mesela benimkisi de P-Link router. Sync'si farklı olabilir dediğim gibi. Ben buradan açıyorum. Add new diyorum. Ondan sonra buradan porta 27.015 aynısını yazıyorum.
Sonra IP adresi ise buradaki IPv4 adresini yazıyorum. 192.168.0.101. Evet, gördüğünüz gibi. Sonra buradan all'a basıyoruz. Save diyoruz. Sonra bir tane daha oluşturuyoruz. Bu sefer bir üstü. Bunu 27.0.17'ye kadar yapacağız. Evet, aynı IPv4 adresi. Ondan sonra bir tane daha üstü. Kopyalıyoruz, altı yapıyoruz. Sonra IPv4 adresi yine. Save dedik. Bu sefer server'ımızı aktifleştirmemiz lazım. Bunun içine DMZ'ye gireceğiz. Gördüğünüz gibi bu, biz bunu girdiğinizde disable olacak. Ama bunu enable yapmanız lazım. Buraya DMZ host, burası aslında size boş olacak. Ben önceden doldurdum. Burayı ise aynı olduğu gibi IPv4 adresini yazıyorsunuz. Evet, yazdım, enable yaptım, save dedim. Artık server'ımız hazır. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sonra tekrar açtığımda geleceğim. Evet arkadaşlar, sonucumuz açık. Şimdi girmemiz lazım. Girmemiz için ise play'e basıyoruz. Sonra connect. Buradan IP adresine 127.0.0.1 yazıyoruz. Ondan sonra port 27.0.15 kalıyor. Bu arkadaşlarınızın girmesi için bunu yapmaması lazım. Yani bu sadece siz kendi bilgisayarınızdan kurduğunuz için bunu yazıyorsunuz. Mesela local host da olur. Gördüğünüz gibi 127.0. Bu da olur. Arkadaşınızın girmesi için ise buraya sizin IP adresinizi yazılması lazım. Bir sürü siteler var. IP adresim ne diye yazarsanız çıkar. Neyse. Ya da buradan da girebilirsiniz. Mesela buradan LAN'a basıyorsunuz. Crystal Roleplay. Evet, girelim. Evet, gördüğünüz gibi server'ımız açıldı. Evet arkadaşlar. Sonuçta şu şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, ben hatırlıyor musunuz? Kuruculuk şeyi vermiştim, owner. O çalıştı. Hani direkt adminlik verdi. Eğer onu yazmasaydınız normal oyuncu olarak başlayacaktınız. Şimdi owner verdiğimiz için bizim kimse adminliğimi alamaz. Eğer owner yazmadıysanız panele gelip admin, sonra oyuncudaki adını yazabilirsiniz. Sonraki videolarda size plugin nasıl yüklendiğini veya kitin nasıl düzenlendiğini dair videolar çekeceğim. Antivirüs server kurmaya dair bir rehber videoları düzenlemeyi düşünüyorum, bir sürü. Beni izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.